Değerli arkadaşlar, aziz milletimiz. Üzerinde yaşadığımız dünyanın kalbi, kadim Anadolu coğrafyası, 1070'li birden beri bedeli şehitlerimizi kanıyla ödenerek vatan kılınmıştır. Her karış toprağını kanıyla sulayarak kazanan kahramanlarımızın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Aziz vatan topraklarında yaşayan 85 milyon herkesinde aziz şehitlerimize kan borcu vardır, can borcu vardır, başımızın tacıdır, kırmızımız çizgimizdir. Şehitlerimizin emaneti olan göz bebeğimiz, şehit ailelerimiz ise onurumuzdur, şerefimizdir, başımızın tacıdır. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti adına her söz aldığında, her konuştuğunda, kurduğu her cümlede, takındığı tavırlarda dolayı milletvekilleri olarak aynı çatı altında olmaktan utanır olduğumuz İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ı son affedilmez vukuatı nedeniyle şiddetle, nefretle kınıyor, lanetliyorum. Şeref yoksunu, namus fukarası, ağzından lağım akan bu şahsın milli iradenin tecelligahı olan gazi meclisimizde yeri olamaz. Şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen bir devletin meclisinde durduğu her an aziz milletimize hakarettir, zulümdür. Altında binlerce şehidimiz yaptığı bu topraklara her bastığında şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktır. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Şehidimizin aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırı aziz milletimizin tamamına yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bu milletvekilinde kendisini seçen vatandaşlarımıza kullandığı bu çirkin uslup, iğrenç saldırı asla kabul edilemez. Sicili bozuk bu küsurbazın bu yaptığı ilk vukuatı da değildir. Son vukuatı da olmayacaktır. Geçen sene şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk'ün kıymetli babaları gazi meclisimizi ziyaret etmişti. Bu durumu gören bu kişi hemen telefonuna sarılarak resim çekmiş, kim bu sarıklı cübbeli diye tweet atmıştı. Provokasyonla alet etmek istediği kişinin kim olduğu anlaşılınca da geri adım atarak tweetini silmişti. Gene uzak, herkesin bildiği gibi devletin milletin arazisini gasp edip üzerine gene devletten çaldığı milyonlarca dolar paralarla kaçak fabrika yapan, yaptığı bu ahlaksızlık ortaya çıkınca da gazeteci de öldüren bir nobranlıkla ne yaptığı hırsızlıklarla ve de her türlü yaptığı bu ahlaksızlıkla gündeme geri gelmişti. Bardağa taşınan son damlayla birlikte hiç kimse ama hiç kimse böylesi bir haysiyetsizliğe ortak olamaz, olamamalıdır. Zira onu aklamaya çalışan, sırtını sıvazlayan, destek olan hatta bu durumu görmezden gelen herkes yapılan edepsizliğe ortak olmuş demektir. Bu aziz ve necip millete parmak sallayan, milleti hor görüp aşağılayan, daha da ileri gidip utanarak söylüyorum, anasına bacısına söven bu densiz, bu hadsiz siyaset tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Kıymetli arkadaşlar, gelinen durum itibariyle burada özellikle belirtmek istediğimiz önemli nokta, gazi meclisimizdeki tüm partilerin ciddi bir sınavdan geçiyor olmalarıdır. Bu durum karşısında sergilenecek tavır ve herkesin gerçek yüzünü de ortaya çıkaracaktır. Bu süreç adeta bir turnusol kağıdı gibi görev görecek ve herkesin nerede durduğunu gösterecektir. Feraset ve basiret sahibi Necip milletimizde zamanı geldiğinde gerekeni yapacak ve bu zihniyeti tarihi toz raflarındaki layık olduğu kanlıkta gömecektir. Bizler hiçbir partiyi, hiçbir anlayışı şehitlerimizden daha önemli görmüyoruz. Derdi vatan, millet, bayrak ve devlet olan herkesin de
bizim gibi düşündüğüne inanıyoruz. Biz aynı ideali paylaşan herkesle ve aziz milletimizle kahraman şehitlerimizin emanetine, canımız pahasına sahip çıkmaya, şehit ailelerimizin her durum ve şartla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete ithal eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve milletle yad ediyor. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Ruhları şad olsun. Teşekkür ediyorum.